Nerede kaldın? Niye bu kadar geciktin? Sana ne? Ne demek sana ne? Basbayağı sana ne işte? Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruma cevap verir misin? Ya partiden çıkıp direkt eve geldim işte. Asıl sen nereden çıktın? Ben çıkarken hala partideydim. Biraz hızlı gelmiş olabilirim. Ya biri görecek. Ne istiyorsun? Sana söylediğimi düşündün mü? Evet, düşündüm. Sana yardım falan etmeyeceğim. Hayır, onu değil. Diğer söylediğim. Benimle alay etmeyi bırakır mısın artık? Ben seninle alay falan etmiyorum. Sana verecek bir cevabım yok. Aslı. Ya bırakır mısın beni? Neden böyle davrandığını biliyorum. Çünkü sen de benden hoşlanıyorsun. Hayır, senden hoşlanmıyorum. Hem de çok. Günaydın. Bir şey mi istediniz? Yo, ben bir şey istemedim ya. Ben zaten hemen çıkıyorum. İyi günler. İyi çocuklar. Biraz tuhaf.
Neden böyle davrandığını biliyorum. Sakın. Sakın kendini kaptırma Aslı. Nerede kaldı bu ya? Sabahın 6'sından beri buradayım. Benden önce çıkmış olamaz herhalde. Aslı, uyandın mı kuzum? Uyandım anneciğim. Akşam konuşamadık. Doğum günü nasıl geçti? Güzel geçti. Ben seni beklerken uyuyakalmışım. Sonra bir korkuyla bir uyandım. Daha gelmedin mi diye. Bir baktım mışıl mışıl uyuyordun canım. Seni uyandırmak istemedim anneciğim. Bıraktılar değil mi eve kadar? Bıraktılar, bıraktılar. Tatlım. Neyse, benim çıkmam lazım. Aslım, kahvaltı etmedin daha. Ama bak, kızıyorum. Böyle her gün kahvaltı etmiyorsun. Arkandan kovalayan mı var? Erken erken çıkıyorsun çocuğum. Anneciğim, ben geç bile kaldım zaten. Hadi. Görüşürüz. Tamam. Ye bir şeyler bak, üzülüyorum ha. Tamam. Aynı iş yerinde onu görmek zorundayım. Ne yapacağım ben? Hayır, başka iş baksam. O zaman Volkan'a ne diyeceğim? Kör mü bu ya? Hop! Şşt! 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 Güzelim, bak bir. Nereye böyle ya? Analar neler doğuruyor be. Şşt! Yavrum! Şşt! Bana bak! Hey, dur, dur, dur! Benim. Can! Ne yapıyorsun ya? Az kalsın yiyordun kafana taşı. Tamam ya, sinirlenme hemen. Şaka yaptım. Şakaymış. Ya yüreğim ağzıma geldi. Ya seni bu kadar korkuttum mu ben? Gerçekten özür dilerim. Yani bu kadar korkacağını tahmin edemedim. Hadi, birlikte gidelim. Yok, ben kendim giderim. Hadi, kaç saattir seni bekliyorum. Hadi. Ya... Hadi bin arabaya. Ya. Eğil. Ne oluyor ya? Babamın arabası. Ya inşallah içinde değildir ya. Halil abi arabada mı? Evet. Saklan iyice, saklan. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Arabayı yıkatmaya gitmiştim, oradan geliyorum. Sabah sizinkini de götürecektim ama erken çıkmışsınız. Ya evet. Bugünlük öyle oldu. Başka zaman artık. İyi günler. İyi günler. Uf. Az kalsın yakalanıyorduk. Senin yüzünden saklanmadığım insan kalmadı Burak. İtiraf et. Benimle çok eğleniyorsun. Çok. Bak, gülümsedin. Haklıyım değil mi? Hayır, gülmedim. Güldün. Hayır. Olabilir miyim? Tabii.
Deniz Sezer ve Volkan Masaroğlu'nun ayrılığı ihanet mi? Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Oyuncu Deniz Sezer'in rol arkadaşı Koray Tunç'la olan samimi fotoğrafları sosyal medyaya salladı. Deniz Sezer yakın bir zaman önce sürpriz bir şekilde Volkan Masaroğlu'ndan ayrılmıştı. Yayınlanan fotoğraflar bu ayrılığın bir sebebi ihanet olabilir mi sorularını akıllara getirdi. Allah kahretsin. Bu gazeteyi de alacağım. Efendim hayatım. Ay gazeteleri gördün mü? Seda lütfen yine bana Burak deme olur mu? Ay hayır canım, ne münasebet. Bak. Ya ayrıldılar mı bunlar? Yani bu kız aldattı mı şimdi Volkan'ı? Ay bu Volkan'ın evlenme teklif ettiği kız ya işte. Ha evlenme teklif etti. Ya ben bunların ciddi olduğunu biliyordum da. Yani bu kadar olduğunu bilmiyordum doğrusu. Ay demek ayrılma nedeni buymuş işte. Hayatında başka biri varmış. Ay yazık Volkancığıma ya. Günaydın canım. Günaydın canım. Erkencisin. Hafta sonu da olsa alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum. Ne kadar iyi yapıyorsun. Bugün ne yapıyoruz? Ne istersin? İstersen sen bana gel. Yani bu ev için o kadar uğraştın, daha seni ağırlayamadım bile. Senin için her zaman hayatım. Ama tabii ki sana gelmeyi çok isterim. Tamam o zaman, bekliyorum. Tamam, ben çıkarken sana haber veririm. Öpüyorum. Ben de öperim, görüşürüz. Deniz Sezer yakın bir zaman önce sürpriz bir şekilde Volkan Mahsaroğlu'ndan ayrılmıştı. Yayınlanan fotoğraflar bu ayrılığın sebebi ihanet olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Yanılmıyorsunuz canım. Hem de ne ihanet. Biz Burak Çağla gibi bir kızla beraber olduğu için çok şanslıyız. Çağla gibi akıllı, görgülü, asil, kibar. Her şeyiyle yani. Ay, yani gelin kaynana hamurundan olurmuş derler, ne kadar doğru. Allah'ım tam gönlüme göre yani. Öyle mi olurmuş gerçekten? Sen de kaynana olmaya hazırsın ha. Ay Çağla gibi gelinim olduktan sonra kaynana oluvereyim yani, ne var? Bakacağız, bakacağız. Buradan gidilmiyor ki. Kulübe gitmiyoruz ki. Ne demek kulübe gitmiyoruz? Nereye gidiyoruz o zaman? Seni kaçırıyorum. Ya ne kaçırması, saçmalama Burak. Benim seninle macera yaşayacak vaktim yok, anlıyor musun? Lütfen beni işe bırak. Vallahi sen bana inanmıyorsun ama ben bu sefer gayet ciddiyim. Burak, arabana bindiğime pişman etme beni. Ya bak sana söz veriyorum. Gerçekten bu sefer çok eğleneceğiz. Hayır, istemiyorum. Burak, duyuyor musun beni? Ya sen ne güzel söylüyorsun adımı öyle ya. Bir daha söylesene. Bak, yine gül. Bak bu sefer de inkar edemezsin. Hoşlanıyorsun değil mi sen de benden? Hayır. Hayır mı? Hoşlanmıyorsun yani, öyle mi? Hoşlanmıyorum. Hoşlanmayacağım da. Hoşlanmıyorsan da hoşlanacaksın. Çünkü bunun için ne gerekiyor senin için? Sen daha büyük bir yalanın içindesin Çağla. Sence Volkan benden ayrıldığı dönemde o kızla gerçekten birlikte olmuş mudur? Ya da öyleymiş gibi davranmış mıdır? Bence bunu bir araştır.
söylediği doğru olabilir mi? Burak, durdurur musun arabayı? Benim gerçekten işe gitmem lazım. Bugün izinlisin. Sıkıntı yapmana gerek yok. İzinli mi? Hayır, ben izinli falan değilim bugün. Ben izin veriyorum işte. Şu ukala tavırların beni deli ediyor. Bana deli olduğunu biliyordum işte. Niye inkar ediyorsun? Şu esprilerin beni gerçekten öldürüyor Burak ya. Vay, daha ilk günden beni deli ediyorsun. Ben sana ölürüm bunlar falan. Olsun. Bak, en azından seni güldürebiliyorum ki pek kolay bir şey değil. Burak, gerçekten işe gitmem gerekiyor. Ya benim için izin almanı falan da istemiyorum ayrıca. Ben sevmiyorum bu tarz şeyleri. Bugün için bunu yapamam artık. Ama tamam bak, bir daha olmaz. Tamam mı? Neyse, açmasın. Hayır, değilim. Bu demek oluyor ki açsın. Ben de öyle düşünmüştüm. Zaten ben de açım. Önce bir kahvaltı yapalım. Önce mi? Sonrası da mı var? Olmasını ister misin? Sen bana fikrimi sormuyorsun ki. Zaten kendi planını yapıp uyguluyorsun. Tamam, tamam. Önce bir benzin alalım da daha yolumuz uzun. Uzun mu? Yani nereye gidiyoruz? Çok az kaldı. Sürpriz. Akşam nasıl geçti? Güzeldi. Eğlendik. Aa, Aslı da geldi biliyorsun. Aa, öyle mi? Tabii ki de. Ya baba, Aslı ile abimi görmen lazımdı. Ya birbirlerine o kadar çok yakışıyorlar ki böyle bütün gözler onların üzerindeydi. Keşke biraz daha kalsaydım. O zaman görürmüşüm ben. Evet. Ya çok tatlılardı. Ya ben eminim. İkisi birbirlerine çok uygunlar. Yani Aslı en az abim kadar duygusal, iyi niyetli, dürüst bir kız. Abim onu kaçırırsa sonra çok üzülür. Günaydın. Günaydın abiciğim. Yaz sonunda gidelim, Çağla'yı isteyelim. Hı? Ne? Yaz sonu. Ay yok, olamaz Nihat. Ay yani bu hafta değil, ondan sonraki hafta gideriz deriz işte. Merak etme, ben iki haftada hazırlanırım hemen. Ya bir dakika, hemen öyle hazır olma sen de. Öncelikle Burak'a sormamız lazım değil mi? Ay çok sevinecek zaten Burak. Çok sevinecek. Evet, yani sevincinden havalara zıplayacak. Hop 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 yapacak. Evet evet, bence de. Olsun artık ya. Şarjım bitti acaba? Ben ödeyip geliyorum. Bir şey istiyor musun Aslıcığım? Hayır. Öldüm meraktan. Gonca. Ben Burak'layım. Ne? Ya ne işin var kızım onunla? Ya ne bileyim, kahvaltıya gidelim dedi. Ben de anlamadım. Kahvaltı mı? Bir buluşma yani. Kız
kızım, şu an resmen çıkıyorsunuz siz. Ya Gonca ne çıkması? Saçma sapan konuşma. Çağla'yı unuttun herhalde. Anladım. Sınıma kafayı takıyorsun. Takma bence. Yakında terk eder onu çünkü. Ay neyse, geliyor. Kapatmam lazım. Tamam, haber ver bana yine. Umarım beğenirsin. Yani senin çizdiğin kadar güzel değil ama... baktıkça beni hatırlarsın. Bu ne ki? Hatırlanmam mümkün değil. Çok şirin ama baksana. Oyuncak yani, oyuncak çok şirin. Kime kısmet? Ben anlamıştım zaten de sevgilisi var diye konduramamıştım. Ama yakında terk eder herhalde. Yani yoksa Aslı mümkün değil kabul etmez onu. Ben odamdayım, size afiyet olsun. Oğlum, iyi misin? Gördüm haberleri. İyiyim baba. Hatta daha iyi olacağım. Ya siz haklıymışsınız. Deniz benim için tamamen bitti. Konuşmak bile istemiyorum. Biliyorum oğlum. Şu an çok üzgünsün. Ama böylesi bence daha iyi oldu. İleride çok daha büyük acılar çekebilirdi. Tamam, tamam. Ben daha fazla konuşmayacağım bu konu hakkında. İyi olur. Ben Elçin'e gideceğim. Sen ne yapacaksın bugün? Vallahi plan yapmadım. Baba, 7 ayda artık şu Elçin olayını konuşsan... Çünkü başkasından duyarsa kötü olabilir. Haklısın oğlum. Ya bir fırsat bulamadım ki. Bu akşam mutlaka konuşacağım. Ondan bu kadar süredir sakladığımızı duysa kıyameti koparır. Maalesef. Konuşmana gerek kalmayacak. Bu ne baba? Eda'ya mı gelmiş? Güzelmiş. Merak etme oğlum. Çok yakında beni göreceksin. Efendim aşkım. Sen bana aşkım mı dedin? Demeyeyim mi? Yo de, de. Sevgilim de, aşkım de, hayatım de, aslanım de, koçum de bana. Ya şey, o son söylediklerim şey yapma. Söyleme de ya. O an bir ağzından çıkıverdi öyle. Ay ben senin gülüşünü yerim ya. Ne güzel gülermiş. Ha. Ne yapıyorsun peki? Günün nasıl geçiyor? İyiyim canım. Ben bugün biraz sıkıldım. Gün bitmek bilmeden. Neden, yoruldun mu? Yok, ondan değil de. Aslı yok bugün. İzin. Ondan herhalde. Bir de seni özledim. Gerçekten mi? Herhalde. Akşam görüşecek miyiz peki? Onu bilmiyorum işte, abime bağlı. Ben sana haber veririm. Tamam, şimdi işimin başına döneyim. Öpüyorum seni çok. Tamam, ben de öptüm. Ben akşama kadar nasıl bekleyeceğim ya? Özledim diyor şimdi, özledim diyor şimdi. Gitmezsem de olmaz, bir gideyim. Çalıştığı yeri göreyim. Hem bilsinler beni orada da. Böyle böyle sevgilisi var desinler. Boş bırakmamak lazım hiçbir zaman. Aa, Emel Hanım. Siz bırakın bana, ne yapıyorsunuz? Ben atarım çöpü. Olsun canım, ne olacak? Yok, çöp sizin işiniz değil. Halil Bey, düğmeniz, ceketinizin düğmesi kopmak üzere.
Aa, hiç fark etmemişim. Hay Allah, Nihat Bey de böyle şeylere dikkat eder. İyi ki fark ettiniz Emel Hanım, sağ olun. E verin dikeyim isterseniz. Zahmet olmasın. Aman canım, elime mi yapışacak? Şükran, iğne ipliği verir misin canım? Tabii hayatım da. Kimin ceketi o? Halil Bey'in. Düğmesi kopmuş da onu dikeceğim. Al Emel'cim. Sağ ol canım. Emel Hanım, attım çöpü. Ya düğmem kopmuş da Emel Hanım da dikeyim deyince verdim ceketi işte. Halil, bir erkek başına nasıl yetişeceksin bütün bu işlere? Diyorum ki böyle hayatını paylaşacak, seninle ilgilenecek birini bulsan artık. Aman, bu yaşa kadar olmamış. Bundan sonra nasıl olsun Şükran ya? Ne varmış canım yaşında? Hem zaten insana eş bu yaştan sonra lazım. Gençken her şey kolay. Aslında orası da öyle. Tamamdır. Hepsini sağlamlaştırdım Halil Bey, buyurun. Teşekkür ederim Emel Hanım. Elinize sağlık. Ay lafım olur canım. Aa Halil. Alınacakların listesi burada. Halil, liste. Tamam. Tekrar teşekkür ederim Emel Hanım. Elinize sağlık. İyi yaptın vallahi. İlgilendin diye ne kadar memnun oldum. Ay ilgilenmez miyim? Adamcağız benim en zor günümde bana yardım etti. Vallahi eşyalarımı taşıdı ayol. Hiç evlenmemiş. Neden acaba? Ya köyde bir kızı sevmiş bu. Sonra o kızı başkasına vermişler. Bu da çok üzülmüş, küsmüş. Yazık. Ha. Emel, sen hangi ara Halil'le ilgili bu kadar şeyi öğrendin? Canım, bir akşam geç çıkıyordu, konuştuk. Şükran, neden bana öyle imalı imalı bakıyorsun? Yok canım, ne iması? Ya bakıyorsun, hala bakıyorsun. Ya al şunu yerine koy. Tamam, tamam, bakmıyorum. Ya yapma öyle şeyler, sevmiyorum. Tamam. Sen hiç çalışmıyorsun ama ya. Hani izinliydim işte, öyle söyledin. Ya insan güzel bir müzik falan ayarlar. Onu demek istedim. Seviyorum. Bak, yavaş yavaş ortak zevklerimiz çıkmaya başladı. Vallahi ben de şaşırdım. Niye şaşırdın? Senin ortak zevklerimiz olamaz mı? İkimiz birbirimizden o kadar farklıyız ki. Garip geldi yani. İki insanın bence birbirlerine benzeyip benzememelerinin hiçbir önemi yok. Kalpleri bile atsın yeter ki. Araba kullanıyorum, aç istersen.
Acıktıysan alıştıracak bir şeyler aldım. Yok, acıkmadım. Daha yolumuz var mı? Geldik sen. Efendim Selda'cığım? Biz az önce Nihat'la konuştuk da Burak'la Çağla'nın söz olayını. Artık diyoruz, o da katılıyor bana. Uzatmayalım diyor, bir an önce yapılsın diyor. Ne güzel. Nihat'ın da aynı fikirde olmasına çok sevindim. Evet canım, o zaman en kısa zamanda ayrıntıları görüşmek için bir araya geliyoruz. İlk fırsatta öyleyse. Tamam hayatım, ben o zaman sana bırakıyorum programı. Senden haber bekliyorum Elçin'cim. Tamam canım, haberleşiriz. Da çok selam söyle. Tamam canım, görüşürüz. Bay bay. Hala kapı uyuyor mu acaba? Günaydın güzel kızım. Günaydın anneciğim. Az önce Selda aradı. Nihat'la sizin söz olayınızı konuşmuşlar. Çok heyecanlıydı. Burak hafta sonu olmasına rağmen erkenden kalkıp işe gidiyormuş. Kulüpte miymiş? Ulaşılamıyordu da. Artık ne yaptıysan çocuğa. Çok etkili olmuş. Fazla etkili olmuş. Ne oldu? Çağlacığım niye gerginsin? Yok, gergin falan değilim anneciğim. İyiyim. Çıkan haberlere biraz canım sıkıldı. Volkan'la ilgili. Bakayım ne yazmışlar. Aa, daha yeni barışmamışlar mıydı? Hay Allah, çok kötü olmuş. Volkan ne kadar üzülmüştür şimdi. Üzüldü tabii. Ama gerçek yüzünü de gördü. Canım, senin bu olayla bilgin yok değil mi? Yok canım. Benimki sadece bir tahmin. Yani haberleri görünce, yani fotoğrafları görünce ben de çok şaşırdım. Sen yine de uzak dur. O kızdan hiç hoşlanmadım ben. Yani şimdi bunun acısını herkesten çıkartmak isteyebilir. Of, çıkarmaya başladı bile. Kızım sen ne demek istiyorsun? Bir şey mi oldu? Gece beni aradı. Aa! Ah Çağla, senden ne istiyormuş? Sen de bir yalanın içindesin dedi. Volkan'ın kız arkadaşı sandığın kız gerçekten o mu değil mi? Bir araştır bakalım dedi. Bu ne demek anne? Yani başından beri Burak bana yalan mı söylüyordu? Sanmıyorum. Eğer o kızın elinde bir delil olsaydı sana bunu göstermek için bir dakika bile beklemezdi. Demek ki amacı yok yere huzurunu kaçırmak. Olabilir. Ama ben sana o kızdan uzak dur dedim. Değil mi? Uzak duruyorum anneciğim. Ama yine de ben bu işten emin oluncaya kadar peşini bırakmayacağım. Tamam güzel kızım. İyice araştır. Ama huzursuz etmeden. Burak'la aranı yok yere sakın bozma. İstediğin şeye bu kadar yaklaşmışken bir söylenti yüzünden gerginliğe gerek yok. Merak etme. Neyse. Ben hazırlanıp çıkıyorum. Burada beni aramasını bekleyerek kendimi daha fazla bunaltamayacağım. Aa, tatlım. Bugün Sinan buraya gelecek, bilgin olsun. Tamam. Görüşürüz. Geldik. Çok güzel bir yermiş burası. Beğenmene sevindim. E iyi ki geldik o zaman. Hadi. Müzik
Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım buraya. Daha önceden gelmedin mi hiç buralara? Küçükken bizim bu civarda bir yazlığımız vardı. Babam kendi elleriyle yapmıştı. O zamanları hayal meyal hatırlıyorum. Sonra babam vefat edince satmak zorunda kaldık. O zamandan beri de hiç gelmedim. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Ya sizin şu meşhur serpme kahvaltınızdan istiyoruz. Yumurtayı nasıl istersin? Ben peynirli severim. Ben de. Bak, bir ortak noktamız daha. Gerçi ben bunu biliyordum. Nereden biliyorsun? Annen söylemişti. Annemle benim hakkımda mı konuştun? Evet, hep konuşuyoruz. Nasıl yani? Ya şaka yaptım şaka, tamam sakin ol. Bir keresinde annemden omlet istemiştim. Benim de kızım sever demişti. Ya onu hatırladım. Ya pardon. İki tane peynirli omlet, iki de çay alalım. Hemen. Başka bir şey ister misin? Yok. Teşekkürler. Beklediğini unuttuk, iyi mi? Ay, ayıp oldu. Arada benim de başıma geliyor biliyor musun? Ya geçen gün kulüpte bir sipariş alacağım, bir çift vardı. 10 dakika tartıştılar. Benim orada beklediğimi bile unuttular. Ya biz yine iyiyiz yani. Evet. Çok acıktım ya, biliyor musun? Ben de çok acıktım. E burayı beğendiysen arada kaçarız artık buraya. Burak. Bu ilk ve son. Yani ben buraya gelişimi arkadaşça görsem bile benim için çok yanlış bir şey. Bak, beni çok zor durumda bırakıyorsun. Annem beni burada seninle görürse mahveder. Evde bile 1000 kere tembih ediyor. Kızım oğulları var. Kızım ortalarda pek görünme diye. O yüzden öğrenirse beni öldürür. Sen annenden korktuğun için bana böyle davranıyorsun. O da var tabii. Başka ne var ki? Uf Burak, soru sorup durma bana. Bak, ben anneme bu zamana kadar hiç laf getirmedim. Mutfağa giderken bile 50 kere kontrol ediyorum etrafı. Ortalarda görünmeyeyim diye bahçeye bile zor çıkıyorum. Beni anlıyor musun? Ben işimden olmak istemiyorum. Hani 2 gün sonra kulüpte laf çıkar. Ben işimden olursam çok kötü olur. Senin düşünmeden yaptığın şeyler beni etkiliyor. Anladım. Özür dilerim. Ben bu açıdan gerçekten düşünememiştim. Yani bundan sonra daha dikkatli olacağım. Sana söz veriyorum. Ama şu an madem buradayız, buranın keyfini çıkartalım. Olur mu? Eda'cığım, ben çıkıyorum kızım. Tamam babacığım. Sen ne yapacaksın bugün? Hiç. Cansu'yla havuza gireriz diye düşündük. Ben de havuza girmeyi planlıyordum ama siz şimdi Cansu'yla bütün gün vır vır susmazsınız.
Tamam, size iyi eğlenceler. Aşk olsun abi ya. İstersen biz kulübe gideriz. Yok canım. Ya da sen kulübe git. Aslı'yı da çağır. Eda. Ya tamam, sadece bir fikirdi. İyi fikir aslında. Rahat değilsin aldığım kadarıyla. Yeneğimine alışabildin mi? Ya çok zor durumda kaldık. Ailen sağ olsun bize evini açtı. Yoksa ne yapardık bilmiyorum. O yüzden şikayet edemem. Ama bir an önce düzenimizi kurmamız lazım. Ne gerek var ya? Bence böyle gayet iyi. Annem de çok rahatsız oluyor. Ve ben de huzursuzum. Hele seninle tanışıp ona yalan söylediğimi duysa gerçekten çok kızar bana. O evde bir dakika bile durmaz. Annem benim için her şey demek, anlıyor musun? O yüzden seni tanıdığımı ve yaşadıklarımızı bilmemesi lazım. Anladım. Ama bunun için sana söz verdim. Yani daha fazla dikkat edeceğim, daha dikkatli olacağım. Biliyorsun. Evet. Neyse. Turnuva çalışmaları nasıl gidiyor? Ya ortada daha doğru düzgün bir şey yok. Sensiz yapamadım. Eğer yapamazsan var ya, Turgut'u düşünemiyorum. Ya bu nasıl bir adam ya? Sürekli gözü benim üstümde. Ne yapsam her şeyi babama rapor ediyor. Sen bugün çalışmıyor musun? Ben de izinliyim. Gerçi Turgut'un daha bundan haberi yok. Seni göremeyince ya babanı ararsa? Orası kesin. Baban sana çok kızacak, o da kesin. O yüzden şu an bunlardan konuşmasak. İşiteceğim azarlara değsin istiyorum. Tamam. Neden bahsedelim o zaman? Mesela benden ilk hoşlandığını nasıl anladın? Bana bunu anlatabilirsin. Burak. Tamam, ben anlatayım o zaman. Şu an anlatacaklarımı deli gibi merak ediyorsun değil mi? Hayır. Hiç mi? Hiç. Hiç merak etmiyorsun. Şu kadarcık bile. O kadarcık bile. Ya ne kadar meraksızsın ya. İnsan inanmadığı şeyi merak etmez çünkü. He, şu mesele. Benim senden hoşlandığıma inanmıyor musun sen? Hayır, inanmıyorum tabii ki de. Zaten artık hoşlanmıyorum senden. Daha fazla şeyler hissediyorum çünkü. Ben doydum. Kalkalım mı? Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan neden benden bu kadar korkuyorsun? Ben de doydum. Kalkalım. Daha yapacak çok şeyimiz var. Ya artık dönelim mi? İtiraz istemiyorum. Tamam mı? Biraz daha var. Daha fazla gidecek istersen. Ya rezil oluyorum. Burak ya, Burak, rezil oluyoruz ya.
Eli de hiç boş gitmez. Hala çok romantik. Çok sıkıcı. Barış seni nasıl reddeder anlamıyorum. Kesin abinin yüzünden, ben sana söyleyeyim. Ya da birden duyunca şoka girdi. Hiçbiri değil. Benden hoşlanmıyor işte, kardeşi gibi görüyor. Ya iyi de kardeşi değilsin ki. Kardeşi gibi görüyor işte. Tamam canım, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Cansu? Ya o an nasıl oldum biliyor musun? Rezil oldum. Zor olmalı. O kadar zamandır bunu bekliyordun. Evet. Ama bunları görmek içinmiş. Keşke söylemeseydin. Ya özür dilerim, hata benim. Hayır. Senin hatan değil. Onun hatası. Eğer ben de senden hoşlanıyorum deseydi şu an ne kadar mutluydum yani. O yüzden hepsi onun hatası. Evet. Ya o kadar da ümitliydik. Sorma. Ama ben de bir bakış attım. Oh, iyi oldu. Kimse çakmadı değil mi? Yok. Aslı biliyor ama. Ne? Aslı nereden biliyor? Ben söyledim de o yüzden biliyor. Ama iyi ki söyledim biliyor musun? Yani o an tek başıma atlatamazdım. Bana çok destek oldu. Canım bilseydim seni asla yalnız bırakmazdım. Sen nereden bilecektin ki? Ya evet, ben de çiçeği görünce o dedim kesin. Ama o değilmiş işte. Kim peki? Bilmiyorum, babam da değil. Bence kesin biri senden hoşlanıyor. Ama kim? Of Cansu, kimse kim ya? Ya benim şu an bunu düşünecek halim mi var? Ya bir çağ kapandı resmen. Benim ilk aşkım böyle mi bitecekti ya? Ya canım tamam, sakin ol. O seni kaybetti. Kaybettim onu değil mi? Hayır, öyle demek istemedim. Yok Cansu, biliyorum ben, bitti. Ya belki söylediklerine pişman olmuştur. Olsaydı aramaz mıydı? Belki arar. Biraz beklemelisin. Yok. Beklersen ve aramazsa daha kötü olurum. Benim için bu konu artık kapandı. Tamam canım. Ama sen daha fazla kendini üzme. Aa, çocukluğumdan beri bilmiyordum. Binelim mi? Ne oldu? Az önce dönelim diye ısrar ediyordum. E madem buradayız, tadını çıkaralım. Aferin, lafımı dinliyorsun. Ay, hemen havaya girme ya. Ya tamam tamam, sustum. Biniyoruz o zaman. Sen ciddi misin? Aslı, ben buna binecek değilim herhalde. Pardon Burak Bey, siz yatlara, teknelere alışkınsınız. Ya ondan değil. Neden peki? Tamam tamam. Yaşasın. Hadi. Fotoğraflar tam da istediğim gibi. Yıllar sonra böyle bir aşkı yakalamışken yazık olacak sana Sinancığım ama ne yapalım? Çocuklarımız her şeyden önce gelir değil mi tatlım? Ha? Sonunda beni ayağına getirttin ya. Bakalım nasıl çalışıyormuşsun Burak?
Burak Bey nerede? Bir bilgim yok efendim. Bugün kendisi kulübe gelmedi. Peki, tamam. Çalışıyormuş ha? Neredesin Burak sen? Volkan, Burak'a ulaşamıyorum. Konuştun mu hiç? Hayır, ben de hiç konuşmadım. Selda teyze kulüpte olduğunu söylemiş anneme. Ben de geldim ama yok. Ha, öyle mi? Ben de kulüpteyim. Hatta şu an havuzdayım. Görüşsek biraz. Müsait misin? Olur. Tamam, geliyorum. Neredesin sen Burak ya? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Volkan? Yavaş yavaş. İyiyim. Burak'ı burada görseydim daha iyi olacaktım. Normalde kulüpte oluyor ama bu hafta sonu yani burada olmayabilir. Ben de Selda teyzeden duydum işte burada olduğunu. Ona ulaşamayınca sürpriz yapayım diye geldim ama bana sürpriz oldu. Ya dışarıda işleri falan vardı. Şarjı bitmiştir. Birazdan çıkar orada. Bekleyeceğiz bakalım. Neyse. Seni burada gördüğüm iyi oldu. Konuşmak istediğim bir şey var. Deniz'le ilgili çıkan haberlere çok üzüldüm. Daha doğrusu senin düştüğün duruma. Çağla, inan onun adını bile duymak istemiyorum. Haklısın. Ama konuşacağım şey ayrılmanızla ilgili değil. Neyle ilgili? Aslı'yla ilgili. Bence siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yani artık aranızda bir engel olmadığına göre belki tekrar birlikte olursunuz. Beni düşündüğün için teşekkür ederim ama şu an bir ilişki istemiyorum. Aslı yeni biri değil ki. Yani sen zaten geçmişte onunla sevgiliydin. Öyle değil mi? Evet, öyleydi. Yani Volkan, sizin birlikte olmanız da ayrılmanız da bir tuhaf. Seni tanımasam sanki o zamanlar Deniz'i kıskandırmak için Aslı ile birlikteymişsin gibi davrandığını düşüneceğim. Ya da ona benzer başka bir sebepten ötürü. Ya hayır, olur mu öyle şey? Olabilir de. Sen yapmazsın. Gerçi senin duygularını bilemem. Ama Aslı bence gerçekten senden çok hoşlanıyor. Yani sen numara yapıyor olsan bile o yapıyor olamaz. O kadar belli ki. Yoksa sen bunun farkında değil misin? Yok, ben bunu fark etmedim. Ayrıca ne kadar birlikte olduk ki? Çok kısa bir süre. Ne yaşadığınızı ben bilemem tabii. Gördüklerimi yorumluyorum sadece. Yani sonuçta ayrılmanıza rağmen hala çevrende. Bunun sadece Eda ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Sonuç olarak bu söylediklerimi bir daha düşün. Deniz'den sonra Aslı gibi bir kız sana iyi gelebilir. Aslı'dan hoşlanmadığını düşünmüştüm ama şu an bu söylediklerin garip geldi. Hayatım, benim hoşlanmam önemli değil ki. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Artık bir aile oluyoruz. Birbirimizin iyiliğini düşünmemiz gerek. Evet, artık Cici abin oldu.
Ben bundan gayet memnunum. Ben de öyle. Ama ne yalan söyleyeyim, en başta çok şaşırdım. Ben de öyle. Annem ve Sinan abi. Neyse ya, mutlular sonuçta. Öyle de olsunlar. Neyse. Sen yine de bu söylediklerimi bir düşün. Ha bu arada, bir ara bir şeyler yapalım. Aslı'yla sonuçta Gülsü ayrılmadınız. Hala görüşüyorsunuz. Belki kendiliğinden gelişir. Bakarız. Ben biraz acıktım. Kafeye mi geçsek? Ne istiyorsan buraya söyleyebiliriz. Tamam olur. Bakar mısın? Şu an bunu kullandığımıza inanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama? Çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Hareketlere bak ya. Sanki bana usta. Neydi bunun adı? Deniz bisikleti. Zannedersin usta deniz bisikleti şoförü. Manevralar falan. Benim de bildiğim bir şeyler var. Of, yoruldum ya. Biraz dinlensek olur mu? Tamam. Küçükken her yaz babam beni buraya getirirdi. Bisiklete binerdi. Ya denizle aram pek iyi olmadığı için kumla oynardı. Kumdan kaleler yapardı. Bana uçurtma uçurmayı öğretmeye çalışırdı. Ama ben hiç beceremezdim. Şimdi buraya gelince o anları hatırladım. Her şey ne kadar kolaydı. Hayatım nasıl olurdu? Muhtemelen tanışamazdık. Muhtemelen. Annem için her şey daha da zordu. Tek başına aldı hayatın sorumluluğunu. Ben mutlu olayım diye gözünün içine bakar. Ne istersem yapmaya çalıştı. Emel teyze çok iyi bir insan. Hele yemekleri efsane. Aa öyledir. Ben de kaptım ondan bir şeyler. Daha bir makarnanı bile yemedik ama. Yaparım ben sana makarna. Yani evde yaparım, yersin annenle. Tamam Aslı. Sen yap da ben bir şekilde yerim. Ya bir şey soracağım. Yüzme bilmeyen birinin bunu bilmesi bence çok garip. Yani bence pek güvenli değil. Sence? Yok, ben çok bildim. Vallahi bilemedim. Ya devrilirse? Of Burak, korkutma şimdi beni ya. Ya kork diye söylemedim. Ayrıca ben yanındayım. Bir şey olmaz, merak etme. Hı. Yok, git. Boğuyordun beni, unutmadım. Ya o an tahmin edemedim işte. Ama sonra telafi ettim, değil mi? Evet ya. Çok sağ ol. Ama öyle bir günde öğrenilmiyor ki. Pratik yapmak lazım. Kulüpte iş çıkışlarından sonra pratik yaparız. Olmaz mı? Yok, gerek yok. Korkarım yani ben. Teşekkür ederim. İlginç bir deneyim oldu. Benim için de öyle. Çok keyifliydi. Ne yapalım, deniz kenarına gidelim mi? Geri dönelim mi artık? Biraz daha. Nasıl, alışabildiniz mi? Alıştık canım. Gayet huzurlu, sakin benim. Güzel.
Çağladı memnun değil mi? Çok. Biz gayet iyiyiz. Sen bizi merak etme. Tamam aşkım, güzel. Ne içersin? Yani soğuk bir şeyler alırım, fark etmez. Tamam. Oo, içeriden mis gibi kokular geliyor. Sevgilim bana neler hazırlamış acaba? Yaptım işte bir şeyler. Umarım beğenirsin. Beğenmek mi? Benim sevgilim bana bu elleriyle bir şeyler hazırlayacak. Ben de beğenmeyeceğim. Mümkün mü? Elçin, sen mükemmel bir kadınsın. Ben seni tanıdıkça hayal edebileceğimden bile daha fazlasını yaşıyorum. Seni çok seviyorum Elçin. Çok. Ben de seni çok seviyorum. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Hala ulaşılamıyor mu? Hayır. Hekim bilir nerede. Ya son zamanlarda bunu çok fazla yapmaya başladı. Yani sanki hayatında ben yokmuşum, başka bir şey yaşıyormuşuz gibi. Ben bunu hak etmiyorum ki Volkan. Artık gerçekten çok üzülmeye başladım. Merak etme, ben senin için konuşacağım. Gerçekten mi? Bunu benim için yapar mısın? Tabii ki yaparım. Yani onun seni bu derece üzmeye hakkı yok. Yani kuzenim de olsa ben buna izin vermeyeceğim. Gerçekten bir abim varmış gibi hissettim. Ya bu çok güzel bir hismiş. Neyse. Ben artık gideyim. Senin de havuza girmene engel oldum. Yine de Burak'tan bir haber olursa beni ararsın. Tamam, ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine ne karıştırıyorsun Burak? Belki aslında bu konuda bir bilgisi vardır. Neredesin Burak sen ya? Neredesin ya? Efendim Çağla'cığım? Anne kulübe geldim ama Burak ortalarda yok. Yok mu? Neredeymiş peki? Bilsem. Hala ulaşılamıyor. Bu sefer gerçekten çok fazla oldu. Sorumsuz tavırlarından, kendimi gerçekten değersiz hissettirmesinden yoruldum. Gerçekten çok üzülüyorum artık anne. Seni kimsenin üzmesine izin vermem biliyorsun. Selda teyzeni ara şimdi. Müsaitlerse oraya geç, ben de oraya geliyorum. Peki anneciğim. Ne oldu tatlım, bir sorun mu var? Evet. Burak Çağla için bir sorun olmaya başladı artık. Ben kızımın üzülmesine, kırılmasına daha fazla seyirci kalamayacağım. Herkes üzerine düşen sorumluluğu almalı artık. Tamam hayatım, tamam sakin ol. Haklısın. Eminim Çağla'yı bu yaşına kolay getirmemişsindir. Ben de çocuklarım öyle. Eda'yı, hele Eda'yı gözümden bile sakınıyorum. Kırılmasın, incinmesin diye üzerine titriyorum. Bak biri benim kızımı üzecek olsa emin ol senden daha fazla tepki veririm. Ama Burak çok genç, çok tecrübesiz. Ya, kötü bir çocuk değil o. Sen de biliyorsun bunu. Ya biliyorum. Biliyorum. O yüzden zaten bu zamana kadar sakinliğimi korumaya çalıştım. Ama ben Çağla'nın daha fazla üzülmesine dayanamıyorum. Selda ile gidip konuşacağım. Çağla da oraya gidiyor şimdi. Tamam hayatım, tamam. Ben de seninle geleceğim. Biz artık bir aileyiz. Her şeyi birlikte çözeceğiz, tamam? Ya, iyi ki varsın. Bundan sonra hep senin yanında olacağım Elçin. Hep. Selda'cığım telefonun çalıyor. Geldim canım. Ay kim acaba? Çağla'cığım. Selda teyzeciğim nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın?
Nihat amcanla oturuyoruz. İşin yoksa gelsene. Ben de size onu söylemek için aramıştım. Müsaitseniz gelmek istiyorum. Annem de uğrayacak. Aa, ne kadar iyi olur. Biz de zaten annenle görüşmüştük. Belki buluşuruz diye. Peki, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam canım. Çağla geliyor. Sonra da Elçin gelecek. İkisi birden geliyor. Dayanamadın ve konuştun, değil mi? Yani belki biraz bahsetmiş olabilirim yani. Hani önce Burak'la görüşecektik bu konuyu. Hayatım benim, konuşuruz Burak'la. Sen bu işi bana bırak tatlım. Yani Selda, hiç beni takmıyorsun. Söylediğin bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. Ya olmaz bu kadar ya. Ay aşk olsun Nihat. Tamam, tamam. Kitabımı okuyayım şimdi. Ben de mutfağa gideyim de bir şeyler hazırlatayım. Gonca. Aa, merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Güzel. Aslı yok mu? Yok. İzinli mi? Evet, izinli. Peki sen onunla konuştun mu hiç? Volkan, bir sorun mu var? Ya Aslı'yla alakalı değil de Burak'la ilgili sorunumuz var. Burak'a ulaşamıyoruz. Kız arkadaşı geldi. Burada da görmeyince... Anladım. Burak... Evet. Burak Aslı'yla birlikte. Emin misin? Evet, eminim. Aslı'yla konuştum. O söyledi. Anladım. Yani en azından kim ne olduğunu biliyoruz. Neyse, kolay gelsin. Teşekkürler. Burak, sen ne yapıyorsun ya? Niye bozuldu bu kadar ya? Aslı'yı kıskandı. Ay, o da mı Aslı'dan hoşlanıyor acaba? Galiba öyle. Gonca? Erdem? Ne işin var senin burada? Seni ziyarete geldim. O zaman buyurun sevgilim, ne alırdınız? Bilemedim ya onu. Erdem, neyin var senin? Sen ne konuşuyordun Volkan Bey'le Gonca? Erdem, alemsin gerçekten. Aslı'yı sordu. Aslı'yı mı sordu? Gerçekten Aslı'yı sordu. Tamam o zaman canım, problem yok, tamam. Ben bir kola alayım içmek için. Tamam, getiriyorum hemen. Dur ya da aşkım, dur ya, yorulma. Ya zaten gün boyu çalışıyorsun, ben getireyim. Ne yapıyorsun? Sus, dur. Burası evimizin salonu değil, ben getiririm. Evimiz falan diyor. Bu ne, nasıl bir kız oldu, bir tatlı bir kız oldu bu ya. Allah Allah. Kız gün boyu burada harıl harıl çalışıyor. Ben öyle boş boş geziyorum ya. Benim acil bir iş bulmam lazım. Gerçekten çok güzelmiş burası. Evet, çok huzur buldu. Yani daha önce buralara çok gelmiştim ama ilk defa bu kadar güzel olduğunu fark ettim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü, artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Ben hiç beceremem biliyor musun? Nasıl yani? Küçükken hiç taş sektirmedin mi? Babam birkaç kere öğretmeye çalıştı ama beceremedim. Çok kolay. Sen de yapabilirsin. Bak şimdi. Böyle yan tutuyoruz. Sonra paralel fırlatacaksın. Bu kadar basit. Böyle mi? Aynen böyle. Yan tutacaksın. Sonra fırlatacaksın. Bizi aşkla yazalım.
Hadi. İyi yapamadım ya. Yaparsın, yaparsın sen. Hadi bir daha deneyeceğiz, gel. Tamam. Ah, yan tutuyoruz. Tamam. Sonra paralel fırlatacağız, tamam mı? Dile sakızanmış aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü, artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Oturalım istersen. Gerçi üstün ki dedin ama. Bundan ne olacak canım? Oturalım. Gel sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Söylediklerimin ciddi olduğunu artık anlamışsın bunu. Normalde nefes almadan konuşursun. Şimdi? Ne söylememi bekliyorsun? İçindekileri. Herkesi, her şeyi bir kenara bırakıp sadece ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Artık gitsek iyi olacak. Aslı, lütfen bir şey söyle. Peki, tamam. Bütün gün burada oturalım. Hatta gece burada kalalım. Olmaz mı? Sana söyleyecek hiçbir şey yok. Burak, bu ilk ve sondu. Anladın mı? Peki. Nasıl istersen. Hadi gidelim. Misafirlerim olacak. Bize şöyle güzel, lezzetli atıştırmalıklar hazırlarsın değil mi? Ama çok kalorili olmasın lütfen. Tabii efendim, hemen. Ay Şükrancığım, Çağla ile Elçin gelecek de güzel bir masa hazırlattırırsın sen artık. Tamam Selda. Tamam canım, kolay gelsin. Sağ olun. Şu benim oğlanı da bir arayayım da geç kalmasın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ay oğlum sen... Neredesin? Ulaşılamıyor. Bir daha arayacağım. Burak Bey ortalıklarda gözükmüyorsa gazete manşetlerine hazır olalım. Şükran, bu çocuk böyle annesini hep üzüyor mu? Yok canım. Aslında iyi çocuk. Ama genç işte. Biraz da gezmeyi, tozmayı seviyor. Ama yakında söz keserler, durulur. Bugün de onlar geliyor işte. Dünürlerini ne kadar seviyorlar değil mi? Ay evet. Selda Hanım'la Elçin Hanım çok yakın arkadaşlar. Allah mesut etsin artık. Amin. Aradığınız kişiye şu anda... Ay kapalı. Ha doğru ya, kulüpte o. Dur orayı arayayım. Niye aramıyorum ki kulübü?
Alo. Ben Selda Masaroğlu. Acaba rica etsem Burak'la görüşebilir miyim? Ha, çıktı mı? Hiç gelmedi. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ah Burak. Ay Nihat duyarsa? Çağla ile beraber olmadığına göre Volkan'lasın herhalde. Kim? Uf, telefonlar başladı bile. Tım senden Burak. Efendim yengeciğim? Aa, canım benim. Hayatım. Burak seninle mi beraber? Ha, yok biz bugün hiç konuşmadık. Ay çok merak ettim de ondan aradım canım. Tamam hayatım öpüyorum. Görüşürüz. Ay Burak neredesin oğlum sen? Ya elimden çekeceğim var senin. Neredesin sen? Ay. Aslı. Sana bahsettiğim yazlık evimiz. O kadar uzun zaman oldu ki nerede olduğunu bile hatırlamıyordum. Gerçekten mi? Burası sizin eviniz miydi? Evet. Görünce bir fena oldum. E hadi gel. Gidip eve yakından bakalım. Hadi. Volkan arıyor. Volkan seni niye arıyor ki? Efendim? Aslı kusura bakma rahatsız ediyorum. Ama Burak yanındaysa verebilir misin? Tabii. Kuzen, Aslı ile olduğumu nereden anladın? Kafedeki arkadaşı söyledi. Oğlum sen neredesin ya? Çağla buraya geldi. Annen arıyor. Yapacaksan adam gibi yap. Burada da senin arkanı toplayacak değilim. Ya tamam kuzen ya. Alo. Volkan. Kapatmış. Ne oldu? Ya bir şey olduğu yok. Bana ulaşamayınca merak etmiş işte. Gel bakalım evde kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok galiba. Hadi gel evin bahçesine girelim. Başkasının bahçesine izinsiz mi gireceğiz? Daha önce girmedik mi? Yine gireriz. Daha iyisin değil mi? Evet. Ya iyi ki geldin. Konuştuk, rahatladım biraz. Tabii ki geleceğim. Biz kötü gün dostuyuz. Eda, ne oldu? Hayır, bu gerçek olamaz. Kızım, ne oldu söylesene. Cansu, babam. İnanmıyorum. Elçin teyze bu. Çağla'nın annesi. Kafayı yiyeceğim yani. Ne zaman oldu bu? Ya şoka girdim şu anda. Sen hiç mi fark etmedin? Cansu babamın biriyle olduğundan nasıl daha haberim olabilir ya? Ya hem de bu kadınla. Bana bunu nasıl yapar ya? Canım tamam sakin ol. Cansu nasıl sakin olabilirim? Sen görmüyor musun şu fotoğrafları? Ya belki baban sana söylemeye çekindi. Bunun hiçbir mazereti olamaz. Biraz fazla abartmıyor musun? Cansu ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Hayır Eda, bırakamam. İyi değilsin şu anda. Tamam, ben iyiyim tamam mı? Ve yalnız kalmak istiyorum. Nasıl olabilir bu ya? Nefret ediyorum herkesten. Efendim?
Efendim Cansucuğum? Sinan amca, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu kızım? Eda Sinan amca. Ya sizin Elçin Hanım'la beraber olduğunuzu öğrendi. Ne diyorsun sen ya? Nasıl oldu bu? Ya telefonuna sizin samimi fotoğraflarınız geldi. Kimin yolladığı belli değil. Eda şoka girdi. Kahretsin ya. Eda nasıl şimdi? Ben şimdi sizin evinizden çıktım. Ya beni de yanımda istemiyor. Yalnız kalsın istemedim. Hiç iyi değil Eda. Tamam, tamam hayatım. Haber verdiğin sana çok teşekkür ederim. Ben hemen eve gidiyorum. Ne olmuş Sinan? Eda ikimizin birlikte olduğunu öğrenmiş. Hay Allah! Aa! Nasıl öğrenmiş? Biri telefonla bizim fotoğraflarımızı göndermiş. Eda şoka girmiş. Çoktan konuşmalıydım ya, çoktan konuşmalıydım. Ya bu şekilde öğrenmesine gerçekten çok üzüldüm. Ya benim hemen eve gitmem lazım. Ya tabii tabii, git git. Umarım aranızda bir sorun olmaz. Ben de Selda'ya yalnız giderim. Ya kusura bakma, olur mu? Yok canım, siz iyi olun yeter. Güle güle. Haberleşiriz. Aha. Bizim fotoğraflarımızı kim çeker ki? Bizden bu derece kim nefret ediyor olabilir? Çok saçma. Neredeyse 12-13 yıl oluyor. Değişmiş tabii. İnanmıyorum. Bunlar hala burada duruyorlar. Bunları babam yapardı biliyor musun? Ben de ona yardım ederdim. Burada olduklarına hala inanamıyorum. Onlar burada ama babam gideli çok oldu. Çağlıcığım. Hoş geldin. Güzel kızım. Hoş bulduk Selda teyzeciğim. Nasılsın hayatım? Pek iyi değilim Selda teyzeciğim. Burak'a bütün gün ulaşamadım. Telefonu kapalı. Ama kulübe gitti o sabah hayatım. Ben zaten kulüpten geliyorum. Oraya da hiç uğramamış bugün. Öyle mi? Hiç haberim yok. Ben de merak ettim bak şimdi.
Burak'ın bu son zamanki sorumsuz davranışları artık çok olmaya başladı. Ben gerçekten çok üzülüyorum artık. Güzel kızım, sen sakın kendini üzme. Eminim geçerli bir sebebi vardır. Daha bu hafta işe başladı biliyorsun. Yeni yeni sorumluluk alıyor. Hayatında ilk defa çalışacak. Kolay değil. Ya ben ona zaten anlayış gösteriyorum ama bütün gün telefonuna ulaşılamıyor olmasını anlayamıyorum. Haklısın hayatım ama eminim geçerli bir sebebi vardır demin söylediğim gibi. Şarjı bitmiştir, işle ilgilidir. Çağla Hanım, hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Ben bir orta Türk kahvesi alayım. Tabii. Ay Şükrancığım, ben de alayım o kahveden. Şöyle gelinimle karşılıklı içelim. Tabii Selda Hanım. Ama Aslı bence gerçekten senden çok hoşlanıyor. Yani sen numara yapıyor olsan bile o yapıyor olamaz. O kadar belli ki. Yoksa sen bunun farkında değil misin? Bu olabilir mi? Aslı gerçekten benden hoşlanıyor olabilir mi? Şu ana kadar nasıl fark edemedim ya? Bakın Selda teyzeciğim. Ben bugüne kadar sizi üzmemek için hiç yansıtmadım. Ama Burak son zamanlarda çok ilgisiz davranıyor. İstanbul'a taşındık, ona bile doğru düzgün ilgi göstermedi. Ya hadi çalışıyor, ona da tamam görüşemiyoruz. Ama artık gerçekten ben çok yoruldum. Anneme de yansıtmıyorum. Aman kızım, sakın annene bir şeyler anlatıp onun da canını sıkma. Ben bu işi Burak'la halledeceğim. Sen sakın üzme kendini. Ay ben sana kıyamam. Ben size inanıyorum. Ama Burak kesinlikle laf dinlemiyor. Ay öyle bir dinler ki benim kızımı kimse kıramaz. Canım benim, bak. Burak biliyorsun çalışmaya başladı, işe güce sarıldı. Kendine çeki düzen verdi. Bizim Nihat'ın da gözüne girmeye başladı. Sen bir rahat ol hayatım. Benim senden ricam. Peki Selda teyzeciğim. Sinsi Çağla. Önce kuzenim, şimdi babam. Hala inanamıyorum böyle bir şey olduğuna ya. Babam ve Çağla'nın annesi. Eda kızım. Seninle konuşmak istemiyorum. Eda kızım, bir saniye dinler misin beni? Babam, beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Ya beni aptal yerine koydun. Bu dünyada en güvendiğim insan sendin. Hala o kadınla nasıl birlikte olduğuna inanamıyorum. Eda söyleyecektim sana. Ama nasıl diyeceğimi bilemedim. Ne desen haklısın. Çok özür diliyorum senden. Benden özür dileme baba. Bundan sonra sana güvenmemi de bekleme. Eda, Eda kızım. Hoş geldiniz Elçin Hanım, buyurun. Bahçedeler. Teşekkürler. Oh. Elçin Hanım da geldi. Şükran, ne kadar seviyorlar Dünürler birbirlerini değil mi? Evet. Ya ne güzel. Benim en büyük korkum bir gün Dünürlerimle anlaşabilir miyim? Kızımı severler mi? Bunlar ne iyi böyle? Vallahi doğru söylüyorsun. İnsan neler duyuyor. Mesela benim üst komşum. Kızını daha yeni sözledi. Geçen gün Dünürler kuyumcuda birbirlerine girmişler. Düğün iptal. Ay Allah korusun. Ailelerin anlaşması çok önemli Şükran. Öyle de Emel, yine de fazla karışmamak lazım ya. Çocuklar kim istediyse onunla evlenecek. Sonuçta bir ömür boyu onlar geçinecek. Orası öyle ama çocuklar da seçerken dikkat etsin. Yani davul bile dengi dengine. Yani o zaman hem aileler hem biz hem çocuklar rahat eder. Doğru, orası da öyle. Ama biz ne dersek diyelim Emel, bu işler kısmet işi, kısmet. Doğru. Allah hayırlısını versin evlatlarımıza. Amin. Çok güzel olmuş. Merhaba.
Ay Elçin'cim, canım benim. Hoş geldin, geç hayatım. Hoş bulduk canım. Merhaba Elçin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Siz Sinan'la gelmeyecek miydiniz buraya? Bir şey mi oldu? Hiç sorma Selda'cığım. Umarım ciddi bir şey yoktur. Eda, Sinan'la olan ilişkimizi öğrenmiş. Ne? Ay nasıl yani öğrenmiş derken kimden nasıl? Onu da bilmiyoruz. Biri Eda'nın telefonuna Sinan'la fotoğraflarımızı yollamış. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Biri bizi takip etmiş, fotoğraflarımızı çekmiş, sonra da Eda'ya yollamış. Hala inanamıyorum. Eda da şok oldu tabii. Bu şekilde öğrenmesi iyi olmadı tabii. Dostumuz kadar düşmanımız da var. Birileri bizim huzurumuzu bozmak istiyor. Sinan da ben de çok üzüldük. Sinan şimdi Eda'yla konuşmak için onun yanına gitti. Neyse canım. Nasılsa o onun babası. Onlar anlaşırlar ama... Yani tabii yine de böyle öğrenmeseydi çok iyi olurdu. Sen üzülme Elçin'cim. Eda ona söylenmediği için belki üzülmüş olabilir. Ama baba kız hallederler meseleyi. Umarım Nihat. Umarım. Eda'yı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kahretsin, kahretsin. Efendim baba. Volkan neredesin? Kulüpten çıktım. Şimdi dışarıdayım. Bir şey mi oldu? Eda Elçin'le olan birlikteliğimizi öğrenmiş. Ne? Nasıl öğrenebilir? Birisi telefonla Elçin'le benim fotoğraflarımı göndermiş. Baba böyle bir şeyi kim yapabilir? Ve neden Eda yani? Yani Elçin'le olan birlikteliğimizi Eda'dan sakladığımı bir tek ailem biliyor. Ben de ona şaşırıyorum ya. Eda şimdi çok kötü olmuştur ya. Evet oğlum. Ben şimdi eve gidiyorum. Sen de bir an önce gelir misin? Tamam baba, geliyorum. Böyle bir şeyi kim yapabilir ya? Bu ilişki Eda'dan sakladığımızı kim biliyor ki? Çağla ve annesi İstanbul'a taşınıyor. Ha öyle mi? Sevindim. Ben de öyle, sevgili kardeşim. Kardeşim? Sizin haberiniz yok. Annemle Sinan abi bir süredir birlikteler. Ne? Şaka mı bu ya? Gerçekten mi? Tabii bu şimdilik bir ailesi. Acaba Deniz böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yok canım. Böyle bir şey cesaret edemez. Yani bu kadarını da yapamaz herhalde. On iki çay, üç kahve, bir soda, bir kola. Bayağı içmişiz ama masada boş kalsa olmazdı şimdi yani hesap ne? Oh. Saatlerce beni beklediğine inanamıyorum. Olsun, hayatımın en güzel saatleriydi ama. Bir ara böyle gözünü dikip bana baktın, seni sapık zannedecekler diye ödüm koptu. Gerçekten mi? Ya çok mu baktım? Yani biraz. Erdem, iyi misin? Böyle bir midemde böyle bir yanma mı, bir bulantı gibi bir şeyler var. Niye o da anlamadım onu ben. Erdem ya, o kadar çok şey içersen bulanır tabii. Olsun. Senin için feda olsun. Bu arada bende sana ait bir şey var. Bak unutuyordum az kalsın ha. Bilekliğim. Eda, Eda açar mısın kapıyı? Açmayacağım. Seninle konuşmak istemiyorum. Tamam kızım, haklısın. Sana söylemeliydim. Evet, söylemeliydin. Ya bunu benden nasıl saklarsın? Eda'cığım, aç kapıyı. Bak bunu yüz yüze konuşalım. Baba beni yalnız bırakır mısın lütfen?
Baba. Eda odasında. Açmıyor kapıyı. Ya Volkan bir de sen dener misin lütfen? Tamam. Eda'cığım kapıyı açar mısın, biraz konuşalım? Tamam ama bir şartla. Odama yalnızca sen gireceksin. Tamam canım. Baba, sen istersen salona geç. Ben biraz Eda'yı sakinleştireyim, ondan sonra konuşursunuz. Tamam oğlum. Duyunca neye uğradığımı şaşırdım. Babamın o kadınla ne işi? Senin haberin yoktu değil mi? Yani eğer bildiğin halde bana söylemediysen. Hayır Eda'cığım, ben de yeni öğrendim. Sen de şok oldun değil mi duyunca? Evet ama Eda'cığım biraz sakin olur musun? Abi nasıl sakin olayım ben ya? Ben babamla o kadını hala hayal edemiyorum. Yani eğer o kadını seçerse beni kaybeder. Eda şu an aşırı tepki veriyorsun. Sen bu durumdan memnunsun galiba. Hayır, ben sadece babamın mutlu olmasını istiyorum. Nasıl mutlu olacakmış? O kadınla mı? Ya o kadın babamı kullanır, tamam mı? Ben de buna asla izin vermem. Eda bak, şu an çocukça davranıyorsun. Tamam abi. Senin kimin tarafında olduğun belli. Ben kime ne anlatmaya çalışıyorsam. Ya bak, beni yanlış anlıyorsun. Tamam abi, ben konuşmak istemiyorum. Çıkar mısın odamdan lütfen? Tamam. Sonra konuşalım. Böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Amacım seni mutlu etmekti. Ama sonuç hiç istediğim gibi olmadı. Ağlamana sebep olduğum için üzgünüm. Olur mu öyle şey? Aksine çok güzel bir gündü. Her şeyin ötesinde kaldı. Teşekkür ederim. Kala kaldı. Şaştı. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım kadın. Var, biraz daha var. Daha fazla ilgi çek istersen. Bak, rezil oluyorum. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Hareketlere bak ya. Sanki bana usta. Güzel. Neydi bunun adı? Deniz bisikleti. İsimsiz gözlerine. Ya başardım. Çok istedim.
beni gerçekten öldürüyor Burak ya. Vay, daha ilk günden beni deli ediyorsun lan. Sana ölürüm ben falan. Küçücük kız gibi sarıl bana. Al beni, öp biraz. Dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama. Gülümse yeter bana. Ya baba, aklım almıyor. Bunu bize kim yapabilir? Kimin yaptığını bilmiyorum ama bunu yapanın iğrenç biri olduğu kesin. Eda bana çok kızgın Volkan. Bana olan bütün güvenini sarstım. Sinan'dan bir haber var mı? Yok, hayır. Ben de merak ediyorum aslında ama rahatsız etmeyeyim diye de aramıyorum. Dur, ben arayayım. Alo. Ha, Sinancığım, ne yaptınız? Sizi çok merak ettik. Abi Eda benimle konuşmuyor. Ne yaptıysam olmadı abi. Odasına da almıyor. Sen çok üstüne gitme. Biliyorsun Eda duygusal bir kız. Başkasından duyduğu için biraz üzülmüştür. Abi. Sen Elçin'e belli etme ama. Eda çok kızgın şu an. Hem başkasından duyduğu için hem de... Hayatımdaki kadının Elçin olduğunu öğrendiği için. Bak Sinancığım, bu çok normal bir şey değil mi? Yarın siz baba kız oturur, sakin sakin bu konuları konuşur, halledersiniz. İnşallah abi, inşallah. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Ay Burak'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yemek hazır efendim. Tamam, öyleyse geçelim. Annemle Sinan abinin birlikte olduğunu öğrenmiş. Birisi fotoğraflarını çekip Eda'ya göndermiş. O yüzden ortam biraz gergin. Nasıl yani? Birisi amcamı takip edip fotoğraflarını mı çekmiş? Sizlerin huzurunu kaçırmak istemezdim. Ama bazı şeyleri de konuşmamız lazım. Birçok düşmanımız var. Görüyorsunuz, bugünkü olaya da hep birlikte şahit olduk. Bu yüzden biraz hayatımıza, hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Haklısın sevgilim. Ay bizim bu mutluluğumuzu çekemeyen, ailemizi çekemeyen o kadar çok insan var ki Elçin. Gerçekten, gerçekten temkinli olmamız lazım yani. Benim hala aklım almıyor. Kim bizi gizli gizli takip edip fotoğraflarımızı çeker ki? Neyse, çok da huzurunuzu kaçırmayın lütfen. Yani biraz dikkat etmeliyiz diye bu konuyu açtım. Sinan'la Eda konuşsunlar. Sonra hep birlikte bir aile yemeği yiyelim. Hı? Olur mu? Ay ne güzel düşünmüşsün. Hadi afiyet olsun. Elçin'cim. Ben de diyorum ki Çağla ile Burak'ın söz olayını uzatmayalım artık. Kesinlikle olur. Anneciğim, istersen bunu önce biz Çağla ile konuşalım. Sevdacığım, bu işler artık bizim zamanımızdaki gibi değil. Bırak da gençler kendi zamanlarını ayarlasınlar, kendi tarihlerini versinler, değil mi? Ay ne bileyim, ben o kadar heyecanlanıyorum ki. Çünkü bu Çağla'mı ben çok seviyorum canım. Teşekkür ederim Sadat teyzeciğim.
verdi ve bitti. Artık gerçek hayata dönmenin vakti geldi. Aslı, ben de sana bakmaya gelecektim. Ha, anne, bitmedi mi işin? Yok, bitmedi. Misafirlerimiz daha gitmediler. Kim var ki? Burak Bey'in kız arkadaşı, bir de onun annesi. Tamam, anladım. Kuzum, sen ortalarda görünme, olur mu? Afiyet olsun şekerim. Ay diyorum ki... Ay şekerim, kahveleri buraya alsak. Olur. Burak'cığım, biz de bahçeye çıkalım mı biraz? Hava alırız. Olur, çıkalım. O zaman izninizle. Ay canlarım ya. İçeride bir şey belli etmek istemedim ama çok sinirliyim sana Burak. Yemekte gayet mutluydun Çağla. Teşekkür edeceğine bir de böyle bir tavır, öyle mi? Ne yapsaydın, babanın anlamasına izin mi verseydin? Neredeydin bütün gün? Kulübe gittim, orada da yoktun. Rezil oldum herkese. Sen beni merak etmek yerine rezil olduğunu mu düşündün? Merak ettim tabii ki. Ama Burak, senin bu son zamanlardaki sorumsuz davranışların artık çok olmaya başladı. Ben sana nasıl davranmam gerektiğini şaşırdım. İlişkimiz artık ciddiyet kazanacak. Sen de kendine bir çeki düzen ver lütfen. İlişkimizin ciddiyet kazanıp kazanmayacağını bıraksınlar da biz karar verelim Çağla. Öyle değil mi? Ne demek oluyor şimdi? Oyun mu oynuyoruz burada biz? Burak, Burak çek şu köpeğin. Ya Burak çek şunu dedim. Ben kralı kulübesine götüreyim. Bakma canım, elimde değil, korkuyorum. Tamam Çağla, uzatma. Az kalsın yanıyordum sen. Aşkım, bak ailelerimiz çok mutlu. Ben de kendi adıma elimden geleni yapıyorum. Sen mutlu musun peki Çağla? Ya, mutluyum. Yakında sözleniyoruz. Çağla, benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum bu. Çağla, biz... İlişkimize bir süre ara versek iyi olacak. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hay-